Star Wars'un yeni dizisi Book of Boba Fett'i izledim ve bu izlediğim en garip Star Wars içeriklerinden biri. Bir yarısı uzun süredir ekrana kilitlenerek izlediğim en keyifli dizilerden. Aynı zamanda uzun süredir görmek için beklediğim duygusal, mistik ve harika sahneler de içeriyor. Öbür taraftan ise uzun süredir izlediğim en sıkıcı finale ve şu Power Rangers'lara sahip kötü bir dizi. Yarısına kadar spoilersiz konuşacağım ama ondan sonra spoilerlı haline geçeceğiz. Dikkatli olun. Çünkü dizinin çoğunluğunu spoilersiz konuşmak çok zor. Öncelikle söylemek gerekirse Book of Boba Fett, Mandalorian 2. sezonunun devamında geçiyor ve tek başına ayakları üstünde duran bir diziden çok Mando'nun bir yan görevini kocaman bir seri yapmışlar gibi. Jabba'nın ölümünden sonra tahtı alıp Tatooine'i yönetmeye çalışan Boba'nın hikayesini görüyoruz. Ve biliyor musunuz? Ben başta bu fikre bayılmıştım. Dizinin çok farklı bir havada başladığını söyleyebilirim. Günümüz sahneleri klasik mafya filmlerine omaj olsun diye yapılmış resmen. Tatooine'deki herkes Boba'nın hakimiyetini kabul etmiyor. Bazıları araç getiriyor, bazıları istiyor. Savaş tehditleri geliyor, iş yerleri patlıyor, uyuşturucu ticareti dönüyor. Star Wars'un bu tarz suç yönlerini Clone Wars'tan beri görmemiştik. Aynı zamanda 4. bölüme kadar süren flashbackler de var. Dürüst olmak gerekirse ne oyunlarda ne filmlerde bu tarz uzun soluklu flashback anlatımını pek sevmem. Bence bizi günümüz sahnelerinden hep çıkartıyor. Ama Book of Boba Fett bunu kusursuz yapıyor. Ya. Bazı dizilere inat sanki bunları biraz uzatmaya korkmuşlar sadece. Seyirciyi sıkar diye yüksek ihtimalle. Günümüz sahneleri oranı sanki tam tutmamış gibi. Ama çok sıkıntılı değil çünkü bu dizi yapı olarak yerlere saçılmış bilyeler gibi zaten. Dizi Mandalorian'ın müziklerini yapan Ludwig'in temalarını içeriyor. Bu adam asla ıskalamıyor abi. Şu temaya bakar mısınız? Fakat müzikleri Star Wars evrenine yeni gelen müzisyenimiz Joseph Surley yapıyor. Joseph Ludwig'ten aldığı temaları kusursuza yakın entegre etmiş. Tarz olarak farklı bir şey izlediğinizi hissettiriyorsunuz ama aynı evrende olduğunuzu da unutturmuyor. Aynı şekilde ses tasarımları ve efektler de muazzam olmuş. Özellikle Rancor var ya üf. Yine de bu dizinin Mandalorian'dan daha az bir bütçeli çekildiğini söyleyebiliriz. Totalde 6-7 set falan görüyoruz ve çok tekrar ediyor. Tabii ki de Mandalorian bir uzay macerası. Ona devamlı farklı yerleri görmemiz normal. Boba'nın dizisi kontrast olarak daha az yere ve daha az kişilere bağlı. Bir mafya dizisi çok mantıklı bence. Senaryo ilk iki bölümde beni bayağı içine çekti. Uzun süredir bir dizi bu kadar heyecanla izlediğimi hatırlamıyorum bakın. Tatooine'deki güç çatışmasının bu kadar iyi olacağını da düşünmemiştim. Özellikle Boba'nın güç gösterisi yapmaya çalışması ve başarısız olması çok hoşuma gitti. Mesela şu sahnede Boba geliyor ve böyle havalı havalı şeyler söylüyor. I am not a fool, Mokshais. And those who thought otherwise no longer draw breath. Bu tarz cümleler Boba ile eşleştirdiğimiz ödül avcıları cümleleri aslında. Az konuşur, çok ateş eder ve avladıkların üstüne bunu söyler. Fakat burada işe yaramıyor. Başkan Mokshais resmen diyor ki, oğlum bu senin işin değil. Boba'nın kendini kanıtlaması gerekiyor. Çünkü suç ailesi yönetmek, kelle avcılığı yapmaktan çok daha komplike. Bunun üstüne Jabba'nın ikiz hat kuzenlerini görüyoruz. Yürüdüklerinde sokaklardaki insanların tepkileri bu dünyadaki dengeleri harika anlatıyor. Boba 3 tane arkadaşıyla yürürken kimse ondan yana bakmıyor bile. Ama ikizler yürüdüğünde Boba ikizler gibi korkuyla yönetmek istemiyor. Saygı istiyor. Ve bana sorarsanız bu Jabba'dan gördüğümüz yönetim şekline kontrastla harika. Ayrıca flashback sahnelerinden bahsetmiştim. Boba'nın Sarlak Çukuru'ndan çıkmasından hemen sonrayı anlatıyor. Kum insanları Boba'yı buluyor ve enteresan ama havalı bir hikaye görüyoruz. Burada inanılmaz bir Dune havası var. Şu sahneye Dune müziğiyle baksanıza. Dizi bildiğin Dune'u ve Godfather'ı birleştirip başrolüne Boba'yı koyup Tatooine'de başlatmış gibi. En azından ilk iki bölüm bunları kusursuz yapıyor. Kostüm tasarımlarından da bahsetmek lazım. Uzun süredir gördüğüm en iyi Wookiee arkadaş burada çünkü. Black Crescent. Adam sadece siyah Chewbacca değil. Aynı zamanda elektrikli yumruk şeyleri bile var ve bum bum bum. Bu arkadaşı daha önce bazı çizgi romanlarda görmüştüm. Burada dizinin çok iyi yaptığı bir şeye geçmek istiyorum. Fan service. Fan service'in ne olduğunu aşağı yukarı herkes biliyor artık. Disney Star Wars'u bunu fazlasıyla yapıyor. Hatta bazen çok gereksiz fazla. Fakat Boba Fett bu fan servislerin hikayeyi iyi bir şekilde entegre etmiş. Eğer Crescent'ı daha önce hiç duymadıysanız. Crescent'ı hiç duymadıysanız hiç sorun yok. Ekrana giriyor, havalı havalı bakıyor ve bu karakterin hatlar tarafından tutulmuş, güçlü ve tehlikeli bir ödül avcısı olduğunu hemen anlıyorsunuz. Eğer çizgi romanları okuduysanız daha da harika geliyor çünkü ödüllendirilmiş gibi oluyorsunuz. Bu durum tabii ki sadece Crescent için geçerli değil. Bir karakter daha var ama onu spoilerlı kısım için saklıyorum. Kulağa fena gelmiyor değil mi? O zaman nerede düşüşe geçiyor diye sorabilirsiniz. Bu kadar iyi iki bölümden sonra ne oluyor? Üçüncü bölümle başlayalım. Üçüncü bölüm güzel bir flashback ile başlıyor. Artık kabilesine kabul edilmiş Boba onlar için bir anlaşma yapmaya gidiyor. Bantasını atlayıp uçsuz bucaksız çöllerde yavaşça kaderine doğru. Şu müzik ve sinematografi ile beraber inanılmaz bir sahne görüyoruz. Bu sahneler bitip günümüze geldiğinde vay be. Bayağı iyi. Sonra Tokyo driftçiler geldi. Şimdi
düşünün, bu arkadaşların Star Wars'a uyup uymadığı bayağı tartışıldı. Bence Star Wars'a kısmen uyuyorlar. Yaratıcı George Lucas'ın Star Wars'dan önceki filmi American Graffiti'ye güzel bir homaj gibi hazırlanmışlar. Tek sıkıntı bu arkadaşların Tatooine'e kesinlikle uymaması. Tatooine 40 yıldır Star Wars çıktığından beri bildiğimiz bir gezegen ve insanlar da fakir, çöl şartlarına adapte olmuş şekilde yaşıyorlar. O kadar insanın, o kadar uzaylının arasında bu tipler çok saçma görünüyor. Evet, Korsant'ta görebiliriz, Narshada da görebiliriz ama hayır Tatooine'e kesin uymamışlar. O yüzden bayağı bir saçma görünüyor. Neyse, Chris Anton'a geri dönelim çünkü Boba'ya bir suikast girişiminde bulunuyor. Ve evet, uyuyan bir adamı küvetten çıkarıp atıyor. Yani direkt boğabilir, zehirleyebilir, silahıyla vurabilir, şu yumruklarından biriyle çakabilir ama yapmıyor. Neden olduğunu bilmiyorum, yapmıyor. Neyse, Cyberpunk çocuklar yardıma geliyor çünkü işe yaramaz olmadıklarını belli etmemiz lazım. Chris Anton herkesle kavgaya giriyor. Boba'ya vuruyor, iki adet Gamorrean gardını tek vuruşta indiriyor. Bu noktada sıkıntıyı görüyorsunuz değil mi? Sadece kan yok diye geçiştirmek kolay olur. Ama bu dizi daha karanlık ve Star Wars'un yeraltı dünyasını anlatmak üzere çıktı sonuçta. Daha geniş bir yaş skalası için olan Mandalorian'da bile daha vahşetli sahneler görmüştük. Daha ilk bölümden bir adamı kapı ile ikiye bölüyordu, daha ne olsun abi. Ama gel gör ki Book of Boba Fett bunun bile ilerisine gidemiyor. Disney tabii ki de çocuklar da izlesin diye yaş sınırlarını zorlamak istememiş. Ama bu sadece diziyi daha sıkıcı hale getiriyor. İlle de kollar kopsun istemiyoruz. Sadece bize galaksinin bu tarafının daha kirli, acımasız ve brutal olduğunu gösterin. Ama bak şu işe. Çünkü bir sonraki bölüm Chris Anton birinin kolunu koparıyor. Disney ne istiyorsun? Anlamakta çok çok zorlanıyoruz bazen. Bu dizi sadece hikayesiyle karışık değil, aynı zamanda tonu konusunda da ne olmak istediğine karar veremiyor. En az Rebels kadar ton konusunda kararsız bir dizi var karşımızda. Ayrıca dizinin ana kötüleri olacakmış gibi gösterilen iki satlan diziden çıkıyor. Bildiğin gidiyorlar ve bir daha gözükmüyorlar. Dördüncü bölüm 3'ten iyi olsa da biraz gereksiz uzun. Boba'nın Fennec'le ilişkisine odaklanan bu bölümde Boba'nın onu nasıl kurtardı ve Slave One'ı nasıl geri aldıkları falan anlatılıyor. Dizinin burada çok küçük bir sıkıntısına daha değinmek istiyorum. Fennec. Fennec, Mando 2. sezonun dönüşünü hatırlayın. Boba'nın hayatını kurtardığı için onun servisinde olduğunu söylemişti. Sniper'ını çekmiş ve asla ıskalamayan, az konuşan bir ödül avcısıydı. Bu ikisinin birbiri için duyduğu saygıyı az sözle ve çok aksiyonları çok rahat bir şekilde görebiliyorduk. Etkili ve iyi. Fakat Book of Boba Fett'te ne öğreniyoruz? İşte kurtardım, ne yapmak istersin? Bakılabiliriz. Fennec daha iyisini hak ediyordu. Minga Wen daha iyisini hak ediyordu. Bu ikili daha iyisini hak ediyordu. Fennec'in devamlı şiddete yönelip eski yöntemleri önermesi ve Boba'nın bunlara karşı çıkıp bu yönetimi kendi yollarıyla yapmak istemesi üstüne düşünülüp harika bir hikaye çıkarılabilecek bir karşıtlık. Ama bu muhabbet öldüreyim mi yok hayırdan öteye geçmiyor ne yazık ki. Fennec zaten bir yerden sonra sadece seyirciye olayların ne durumda olduğunu anlatmak için orada. Harcanan potansiyeli beni çok üzüyor. Boba ile aralarındaki ilişkinin derinlemesini ve iyi bir şekilde keşfedilmesini çok isterdim. Ayrıca son bölüm nedense ortadan kayboluyor ve son dakikaya kadar daha dönmüyor. Dizi fena olmayan bir dördüncü bölümden sonra bildiğin Boba Fett'i dizinin dışına atıyor ve finale kadar çağırmıyor. Peki dizi neye dönüşüyor? I can bring you in warm. Or I can bring you in cold. Mandalorian'ı çok özlemişim be. Çünkü tek bölümde bunun Boba'nın dizisi olduğunu unuttum ve olaylar beni öyle içine çekti ki Mandalore'a ne olduğu, Darksaber'ın önemi, Din'in kaskını çıkardığı için yüzleşmesi gerekenler, yeni bir gemi araması, o Hulk benzeri yüzük dünyasına ne demeli? Dizinin bütçesi az demiştim ya, yüksek ihtimalle hepsini bu iki bölüme ayırmışlar çünkü. Bu bölümü Bryce Dallas yönetiyor ve günümüzün en genç yönetmenleri arasındaki en iyilerinden olduğunu tekrar kanıtlıyor. Bu bölüm diğerlerine kıyasla çok daha iyi çekilmiş. Işıklandırmalar çok daha atmosferik, setler ferah ve yaratıcı, kamera açıları ve hareketleri kusursuz. Bir iki tane tek kamera sahne bile var. Mando'nun yeni gemisindeki Top Gun tarzı kamera açılarına bayıldım. Bu geminin Razor Crest'e kıyasla daha hızlı, küçük ama hareketli olduğunu bize sadece kamerayla anlatıyor dizi. Umarım Bryce'a daha fazla Star Wars içeriği verilir. Aynı zamanda burada hızlıca yönetmenlerden de bahsetmek istiyorum. Bryce'ın en iyisi olduğunu söyledim. İkincimiz ise 6. yönetmenin yönetmeni Dave Filoni oldu. Bryce kadar yaratıcı ve rafine olmasa da Dave harika bir yönetmen olma yolunda. Fakat iyi işleri ne yazık ki Robert Rodriguez tarafından engelleniyor. Robert 1, 3 ve final bölümünü yönetti ve nedense yönettiği bölümler dizinin en kötü bölümleri dostlar. Özellikle aksiyon açısından o kadar kötü yönetmenlik var ki bu bölümlerde. Bryce'ı tekrar çağırıyorum çünkü bu kadın muazzam bir aksiyon yönetmeni aynı zamanda. Kendi bölümündeki aksiyon o kadar yerinde, gerçekçi, etkili ve Star Wars ki bu müthiş sahnelere kıyasla Robert'inkiler çok ama çok dandik duruyor. 6. bölüme geliyoruz ve herkesin beklediği kişi burada. Luke Skywalker. Öncelikle yüzündeki efekt 10 kat daha iyi olmuş. Mando'nun sezon finalinde biraz garip görünüyordu. Ama bu sefer kusursuzlaştırmıştır. Üstüne üstlük Grogu'ya eğitiyor. Hem de bildiğimiz, hatırladığımız ve görmek istediğimiz klasik Luke Skywalker olarak.
Ahsoka dizide bilgi vermek dışında bir işlevi olmasa da bu zaman diliminde burada ve burada olması çok mantıklı. Dürüst olmam gerekirse Ahsoka'nın Luke'a babasını benzediğini söylediğinde gözlerim neredeyse doldu. Bölüm burada bitebilir ve mutlu olurdum ama bitmedi. Çünkü Filoni bir sürpriz daha tutuyordu. Cad Bane. Clone Wars izleyenlerin yakından tanıdığı müthiş ödül avcısı galakside Boba ile bir sayılabilen tek kişi. Öyle bir giriyor ki sahneye. Chris Hansen'ın bahsettiğim her şey Bane içinde geçerli. Tek sıkıntı hikayeye girdiği yer çok geç. Bane çok önceden tanıtılmalıydı ki final daha önemli ve vurucu olsaydı. Fakat öncesini bilenler için inanılmazdı. Ayrıca bence kusursuz görünüyor. Grogu'nun seçimini atlayalım çünkü bence bu kısım tüm dizinin en büyük sıkıntısını gösteriyor. Star Wars'un şu anki büyük sıkıntısını gösteriyor. Grogu'ya Mandalorian yolunda yürümesi için Mithril yani Beskar zırh ve Jedi olması için Ustoyodan ışın kılıcı sunuluyor. Sonra seyirci olarak diyorsun ki hey bir dakika. Bu bir test olmalı. Çünkü yasak bağlılıklar ve soğukluk ve egoistlik eski Jedi'ların düşüşünü sağlayan yanlışlardı. Ama Luke bu hatayı yapamaz. Kendi Jedi'larını öyle eğitmez. Yoksa Grogu ikisini de seçip ikinci Mandalorian Jedi mi olacak? Ya da Luke Grogu'ya bağlılığın yanlış bir şey olmadığını ve ikisini de alabileceğini mi gösterecek? Hayır. Grogu zırhı seçiyor ve Mando'ya dönüyor. Çünkü 3. sezonun çıkmasına 6 ay var ve diziyi yetiştirmemiz lazım. Ve Baby Yoda'sız Mandalorian olmuyor çünkü... Başka kim çorba içip oyuncak sattıracak değil mi? İnsanların bunu yeterince konuştuğunu düşünmüyorum. Herkes Cad Bane'in nasıl göründüğünü ya da Cyberpunk çocukların ne kadar sıkıcı olduğundan bahsediyor. Ama Luke açısından ne kadar büyük bir yanlış yapıldığını kimse görmüyor. Anakin bağlılıklarını kaybetmekten korktuğu için karanlık tarafa geçti. Ama bu bağlılıklara sahip olması yasak ve tehlikeli olduğu öğretildiği için. Eski Jedi düzeni, bağlılık ve bağımlılık arasındaki farkı unuttuğu için Anakin'i koruyamadı. Ama Anakin'i tekrar aydınlık tarafa getiren... Galaksiyi kurtaran ve güce denge getiren şey Luke'un babasına olan bağlılığıydı. Canını vermek pahasına buna inandığı için Anakin Darth Vader'ı yenip İmparator'a karşı çıkabildi. Ne kadar güzel bir hikaye. Sonra bunun üstüne gelip Luke'tan ikisini seçmen lazım. Yoksa olmaz demesi beni o kadar kızdırıyor ki. Çünkü saçma bir yol. Neyse bu berbat durumu öğrendikten sonra final başlıyor ve çoğunluğu sokakta birbirlerine ateş ediyorlar. Piu piu pow pow. 10 tane ekstra var zaten. Düşüyorlar, koşuyorlar, zıplıyorlar, binadan düşüyorlar falan filan. Droideka benzeri kocaman robotlar geliyor ve kalkanlarını aşamıyorlar. Keşke galakside tek olan, kusursuz silahlandırılmış, güçlü, ödül avcısı bir gemimiz olsaydı değil mi? Abi bir dakika. Zaten var. Boba Fett isimli bir dizide Slave One'ın bu kadar az kullanılması sadece hayal kırıklığı. Rancor'un efektleri güzel ama son bölüm o kadar sıkıcı ve hızlı ki hiç nefes almıyor ve hep aynı şeyleri yapıyorlarmış gibi geliyor. Boba ve Mando'nun birlikte olduğu her sahne güzel ve aksiyonu iyidir. Cad Bane ve Boba'nın son dövüşü bence son derece iyi. Dövüş kısa, brutal, etkili. Ve özellikle Boba'nın Cad Bane'i yenmek için Tusken ailesinden kalan Gaffy sopasını kullanması harika bir dokunuş olmuş. Sadece dediğim gibi. Cad diziye çok geç giriyor. Bu yüzden finalin ağırlığı pek yok. Ayrıca dikkatinizi çekerim. Videoda dizinin ana düşmanlarından hiç bahsetmedim. Pike'lar. O kadar etkisiz yazılmışlar ki toplamda 7 dakika ekran süresi olan Cad Bane daha çok ana düşman gibi hissettiriyor. Pike'ların da biraz harcandığını söyleyebiliriz. Ve son sahne. Babanın şehri kurtardığı için her ne kadar her yeri paramparça etse de biraz saygıyla insanların onu selamladığını görürüz. Bu biraz olsun iyi bir karakter arka. Biraz eksik çünkü adam dizinin 1/3'ünde ortada yok. Ama özellikle ilk 2 bölüme kontrasta harika bir an. Ve son Mandalorian'ın 3. sezon geliyor onu bekleyin. Bu diziyi puanlarken çok zorlandım çünkü hangi bölüme baksam farklı bir puan çıkıyor. İlk 2 bölüme bakıp Mithril ya da Beskar verebilirim. Ya da şu Cyberpunk'ların bölümüne bakıp tahta verebilirim. Luke'un ve Mando'nun bölümlerine bakıp direkt Beskar yapıştırabilirim. Ama diğer bölümlere adaletsizlik olur. O yüzden hepsine birlikte bakınca Book of Boba Fett'e 10 üstünden 6'dan Vibranium veriyorum. Dürüst olacağım. Son bölüm o kadar boştu ki Star Wars için endişelenmeye başladım. Bu Luke olayından falan. Mandalorian'ın 3. sezonunu bile şimdi eskisi kadar beklediğim kadar beklemiyorum. Çünkü sihri kaçmış gibi. Grogu bir sezon bile geçmeden dine geri döndü. O yüzden Star Wars'tan iyi bir hamle gelmeli ki bizi tekrar seriye çağırsın. Elimizdeki bu bölümlerle bu ne zaman olur bilmiyorum dostlar. Tamam. Bu hızlı oldu. Okey, güzel.